kahve. Saçlı abi, tazla kahve. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Evet abi. Ama güzel olmuş bebeğim yani. Bebeğim olmuşsun. Çek de anama bir fotoğrafa. 10 bin lirayı geçerse hesap sahada düşer. Gördüğünüz gibi Ahmet'in gönlünü alıyorum arkadaşlar. Ne yaptın ya? Tamam, sessizlik hakim. Yapma sanırım. Abi kusura bakmıyor lan. Merhaba sevgili dostlar. Yine çok efsane bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz bir önceki videoda Ahmet'e fazla yüklendim. Kafasını yine tekrardan kel yaptım. Bugünkü videomuzda da Ahmet'e sürpriz yaptım ve Türkiye'nin en lüks kuaförlerinden olan Berat Polatoğlu'nun yanına geldik. Bugün burada YouTube'dan kazandığımız bütün parayı harcayacağız. Ahmet'in saçları yapılacak. Ben de kendime efsane bakımlar yaptıracağım. Berat abim diyor ki buraya girdiniz, çıktıktan sonra sizi kimse tanımayacak diyor. Eğer sen Tarkan'dan, bu da Murat Boz'dan daha yakışıklı olmazsa para ödemeyin diyor. Aynen. Bugün efsane bir değişim yaşayacağız. Çılgın videomuz başlasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Berat abi beklerken bilordomuzu oynuyoruz. Birazdan PlayStation oynayacağız. Her şey iyi güzel gidiyor da yani bilmiyorum hesap ne gelecek çok merak ediyorum. Sen manyak mısın? Adamların mermerini kuruyordum. Buradan adamların şeyini kuruyordum. Kovulmadan gidersek iyi. Evet, Ahmet'e her konuda yendiğim gibi PlayStation'da da yendim. Şimdi güzel kahvemizi, çayımızı içiyoruz. Bayağı böyle başladık oradan oluyordun oraya. Bu şey paralı mı? PlayStation falan. Hesaba yazdınız mı? Evet. Buradan çıkamayacağız gibi görünüyor. Çünkü her şeye el atıyoruz buradaki. Bana da atmışım. En pahalı kahveniz hangisi? Cebimizde arkadaşlar 10 bin lira parayla geldik. Yaklaşık 3-4 aylık YouTube maaşımız 10 bin lira. 10 bin lirayı geçerse hesap sakata düşer. Evet, birazdan Ahmet böyle olacak arkadaşlar. Tanıyamayacaksınız Ahmet'i. Aynen, Murat Boz'un kuzeni gibi olacak. Tahminler alalım. Kim daha yakışıklı olacak? Ahmet mi ben mi? Ben de bütün bakımları yaptıracağım. Ahmet de yaptıracak. Aynı zamanda Ahmet'e protez saç da yapılacak. Şimdiden tahminleri yazın. Buranın çıkışında Sefa daha yakışıklı olur diyenler yoruma 1 yazsın. Ahmet daha yakışıklı olur diyenler yoruma 2 yazsınlar. Ve o artık kel değil. Protez Ahmet. Yazamayacaksın. Dur deme ya. Zaten bütün parayı yedik de hatıraş olmadı. Daha saçı da attırmadık, bütün parayı burada yedik. Yok ya, bence bunlar ikrammış. Değil mi? Bence evet. İkrammış. Bizi korkutmak amaçlı her şeye para. Ya. Daktırmam ha saç. Pazarlık yapacağız sonuçta. Maraton başlıyor ya. Şimdi önce Berat abinin özel mekanına geçiyoruz. Özel üst katta tıraş ediyor bizi. Daha pahalıymış buraya aşağıdan. Yani kendisi yani aşağıda tıraş yapmıyormuş. Özel müşterilerini buraya alıyormuş. Paranın önemi yok yani. Aynen. Canım, amcası olarak bugün gereken yapılacak. Çok methettiler. Bakalım hani ben normalde biliyorsunuz arkadaşlar düz bir insanım. Klasik hani tıraş şeklim, saçımı kaldırmam. Hiçbir şey yapmam. Aynen, ben zaten kaldırmam. Kaldıramaz. Berat abinin kollarına bıraktık kendimizi. Mekanda ne varsa yani en kralını istiyorum. Hani bakımın da her şeyin en iyisini istiyoruz bugün. Bugün bizim günümüz. Hanım eve alır mı beni onu söyle. Hanım şaşırır. Yabancı biri olduğunu düşün. Belki öyle eve alamayabilir. Gördüğünüz gibi Berat abi sıkılmayalım diye bize bizim videolarımızı izletiyor. İşlemler bayağı uzun sürecek. Benim işlemim 3 saat, Ahmet'in işlemi 4 saat falan. Sabaha kadar buna mı yapıyor? Sabaha kadar buradayız bugün. Ahmet, seninle dalga geçiyordum ama uzaylılara benzerim lan. Bir şey diyeceğim, beni pusuya düşürüp kel yapmayacaksınız lan Berat abi bugün. Bu arada Berat abinin bir sürü şampiyonluğu da var. O yüzden Berat abiyi tercih ettik arkadaşlar. Bakalım bizi de şampiyonlar gibi yapacak. Ahmet'e öyle bir saç yapacak ki nereden getirdin abi bu saçı? Çin'den, onun için özel getirdik. Birazcık mola verdik. Ahmet kardeşimizin kafasını birazdan gazlayacaklar iyice. Benim yapamadığımı tamamlayacaklar. Gördüğünüz gibi hizmette sınır yok. Şu an VIP odadayız. Berat abi aşağı indi, biraz mola verdik. İzzet ikram bol. Kardeşimi çok üzdüm. Bu yüzden kendi ellerimle içiriyorum meyve suyunu. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi Ahmet'in gönlünü alıyorum arkadaşlar. Ne yaptın ya? Ya rezil ettin bizi ya burada. Ya koltuk. Durmuyor ya, hiç akıllı durmuyor. Kimin yüzünden? Çıkar şunu çıkarsana dostum ya. Oğlum rezil ettin. Oğlum adamlar mekan meyve suyuyla banyonu yapıyorsun ya. Manyak ya. Berat abi.
Ahmet soktunuz dükkanı? Uğran şartsın ben yapmadım. Jacuzzi var diyordun abi hani. Orada yapardın Ahmet. Burada heyecan. Lan ben yapmadım oğlum. Şöyle otur. Kusura bakma. Lan şu üzerim başımın haline bak. Ne kadar karaktersizsin ya. Adamın yüzü düştü. Adamın yüzü düştü. Kontrolacağım bizi ya. Dünyanın Türkiye'nin en büyük yerini getirdim ben sana. Bunun için mi getirdim? Şerefsiz her yılda şerefsizdir. Rezil ya. Bir yankı salonu ne hale getirdi? Abi kusura bakmayın lan. Adam biraz zorlandığı bir şey. Dazlan saç geldi saç. Ela çağırma yanıtmış. Dazlan saçını göster bana. Evet abi. Hazır mısın? Hazır. Arma abi. Bakana kadın saçına benziyor. Açıyorum. Açıyorum. Harcın abi aç. Ah! Bu ne lan? Ah! Oha! Ne oha oğlum? Kadın saçı mı? Bu gelince kadının saçına karıştırmış herhalde buna idare edeceğim. Ama şunu söyleyeyim, bence bunda kesimi var, boyası var, cilası var. Bu öyle bir makine olacak ki. Şu an hamacı değil mi abi? Ama bence böyle kalsındır abi ya. TikTok'lulara benzeriyor. Bak ben de böyle kalayım bak. Mükemmelleşin dediğim budur bak. Biz böyle gidelim memleketine. Hayır, bence böyle bir fotoğraf alalım. Paramız anca bu kadarına yetti. İşlem yarıda kalıyor galiba. Aynen. Bu şekilde gönderiyor Berat abi bizi. Bu yüzüm ne zaman gülecek ya? Bakın arkadaşlar. Jön Ahmet, Kel Ahmet, Saçlı Ahmet, Nazlı Ahmet. Şimdi saçın açıcı yaptık. Açıcının belli bir süresi var. O süreyi değerlendirebilmek için bir manikür pedikürisi alalım. Sanki ben de her gün manikür pedikürisi yapıyorum. Abi daha neler yaptıracağım bize ya burada? Daha neler seni bekliyor neler? Harbiden yani isminin hakkını veriyor Berat. Abi lan ne sanıyorsun lan sen? Abi, koskoca Berat Palatalı lan. Biraz daha şey yapıp ya çekip belki falan olacak. Şimdi birazdan yeğenime de yaptıracağım manikür pedikür. Evet Sefa amcam bana manikür pedikür yaptıracak. Gerçekten arkadaşlar bugüne kadar Ahmet'e yaptığım bütün kötülüklerin burada bedelini ödüyorum. Sanayide bunu gri saçla kullanırlar bence. Sıra yeğenime geçti. Ahmet sadece manikür yaptırıyor. Neden biliyor musun? Ay ya çok kötü korktu için. Pedikür yaptıramıyor adam Mayla'da diye korktu. Adam Mayla'dır. Hak etti. Bu değeri hak etti. Bedelini kafasını ödedi. Parmaklarımız aloe vera özleriyle rahatlarken, gevşerken Ahmet kardeşimiz de sizi biraz gevşetmek adına size mükemmel bir şarkı armağan ediyor. Aman amcamın oğlu, söyle amcamın kızı. Aman amcamın oğlu, söyle arkadaşlar. Bir sürü şey var içeride, lütfen biraz sakin olalım. Abi bir de sen kafanda şey var yani. Aa, bu ya. Lütfen arkadaşlar. Oğlum. Yer suçu vermiş. Bak aslında alüminyum sesi geliyor bak dur. Tamam. Bunu bozarsan adam yapamaz. Ağzına s*** ha. Hanımefendi bayılmazsa iyi. Bir problem var mı? Hayır. Tamam. Kendimi tanıyamaz mıyım ben? Tarkan'a benzemedim mi arkadaşlar? Gene geldi. Diyarbakır'dayız biliyorsunuz. Berat abimizin yanındayız. Yalçın da bizim kardeşimiz. Gene geldi buldu bizi bak. Gene belaya düştük bak. Belaya bulaştık. Yapma Berat abi bak. Açabiliriz. Oğlum bu ne ya? Bu ne oğlum? Berat abi. Ama güzel olmuş bebeğim yani. Bebeğim olmuşsun. Berat abi hani benim saçım kırıyor olacak. Ha kırıyor olacak. Bundan sonra kırı işlemi yapıyoruz şu an. Vallahi ben memlekete gidemem ha böyle Berat abi. Ben oynamıyorum, ben vazgeçtim, beni bırak. Gitti daha, saçını açırdı o, bitti. Bu şey mi, boyadın mı sen benim saçımı? Evet, gel. Artık öyle boyadığına göre bunu yapabiliriz herhalde. Şaka. Ben... Abi Yalçın gitsin ya. Yalçın gitsin ya. İşime gelir. Çok uğraşıyor benimle ya. En azından seni misafir de etmemiş olurum. İşime gelir. Git derse giderim. Tamam, gel. Keşke gitmeyeyim ya. Arkadaşlar beni böyle kabullenebilecek misiniz? Eğer kabullenmeyecekseniz beni kel yapın ya. Ahmet'in yerine ben geçeyim. Buradan ben kel olayım. Ahmet de saçlı ayrılsın. Bu işin şakasıdır umarım Berat abi. Oğlum daha yeni başlıyor ya. Kontrara benzermiş. Ne gülüyorsunuz lan? Şu aydada kendisi. Sefa Kandır neydi ne oldu? Neydi ne oldu? Saçım da azalmış gibi.
3 saat beklettin, yaktın saçımızı. Hayır, bu asla yanmaz. Gerçek imajıma... Kırması. Bir an önce gerçek imajıma kavuştur beni Berat abi. Peki şu anda bu mu ben mi? Sen. Kardeş ben bununla yürürüm. Ben kendimi gidiyorum. Son kez kendini bir öpeyim. Bırak lan. Tat öpme. Oğlum bir sen son. Bana güleme bak. Ben oğlum birazdan iyi olacağım. Bende bir sıkıntı mı var? Hadi iyi ol. Aa, gerçekten var. Oğlum harbiden çok yoruyorsun lan sen. Nasıl Tarzan değil mi? Tarzan, Tarkan. Elindeki boyayı ben kafama... Bak Berat abi ya, sen benim kafama boya sürdün. Allah aşkına. Ahmet. Geliyorum. Valla zor ya. Kadınların işi çok zor. Arkadaşlar 3 saattir buradayız, Ahmet hala kel. Beni kılıktan kılığa soktu lan. Saçımı griye boyuyor Berat abi. Biraz yavaş yavaş gitgide kendimi sevmeye başladım, hani güzel oluyor gibi geliyor bana. Ahmet hala aynı, bir kadın ileriye gitmemiş Berat abi. Hey yav. Bütün olay benim üzerimden dönüyor Ahmet. Sabahtan beri kafanı yıkıyorlar. Kafana bir şey söylüyorlar. Hey yav, kafam bir 100 oldu yıkıyorlar ya. Ahmet hala kel. Temizlendi yeter. Benim saçım 3. rengine geliyor Ahmet hala kel. Gelişme var mı? Merak ediyorum ya. Ahmet'i daha çok merak ediyorum özellikle. Ben de merak ediyorum ben de. Ayağa kalkayım biraz. Yok hayır. Sen kalır kafana tavaya kalır. Ha tamam. Seyirciler de gülüyor mu acaba şu an? Oğlum nasıl oldun lan? Vallahi. Sen çekince ben olacak. Yabancı gibi oldum ya. Böyle yabancı artistlere benzerim. Sezai geliyor arkadaşlar. Bisya. Yok, dur sen. Demin yaptın ya. Ben. Heh, yok lan dur bırak lan. Lan oğlum dur kafam lan içine girdi. Yapıştı mı? Yapıştı mı abi? Oğlum adamı şey yapıştın lazım. İyi yapışsın, bir daha çıkmasın. Yapış. Gerçekten iyi oturdu ha. Lan dur adam. Konuşmam için buradayım. Ya oğlum. Abi zannediyor. Lan mal. Kafama yapışmaz ha. Çıkmaz bir daha ha. Çek de anama bir fotoğraf at. Arkadaşlar Ahmet'in şu an saçı yapılıyor. Öyle bir değişim yaşadı ki birazdan hepiniz sok olacaksınız. Şimdi benim bakımlarım devam ediyor. Jacuzzi'ye girecek, kulak bakımlarım yapılacak. Ondan sonra Ahmet'in son halini göstereceğiz. Berat Polatoğlu, sen bir erkek kuaförüsün ya. Senin iş yerinde jacuzzi ne geziyor abi ya? Sonuz devam ediyoruz. Ben telefon nerede? Dolaplarda olması lazım. Berat abi görmesin o dükkanın anasını alattık abi. Dükkanda malzeme kalmadı. Berat abi görürse var ya. Yardım. Arkadaşlar şimdi kulak mumu diye bir şey yapıyoruz. Bir defa yaptırıyorum. Değişik sesler duyuyorum borudan şu an. Bakalım kulağımızdan ne çıkacak. Sanayi işi. Yanıyoruz Berat abi. Korkuyum şu an kozonların elinde, kulağıma bir şey soktular, emcikliyorlar. Bu yaptı. Arada Ahmet çok karizma oldu ya, yemin ediyorum. Çok aynen. Nasıl bir şey? Birazdan göreceğiz Ahmet'i. Daha ne yapacak merak ediyorum. Daha ne olabilir ki yani bir kuaförde, erkek kuaförü bile yani. Ne bekliyorsun? Bizde daha çok şey var. Daha yeni başlıyoruz. Dünya şampiyonu olmak bunu gerektirir kral. Şuran böyle bir rahatlama var, şu damarlardan falan komple çekti için kulağımı. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni bir odadayız. Odadan odaya, daldan dala. Devam ediyoruz. Saat kaç oldu bu arada? Biz buraya geldiğimizde öğlen saatlerindeydi. 2 miydi? Şu an kaç? Saat 22.43. Saat 10.43 geçiyor. Kaç saattir buradayız? 9 saattir buradayız. Abi bitmiyor ya. Kaç tane oda var lan burada? Sarılar lazım. Atlıyor. Atlayın. Ne yapıyoruz şimdi? Cilt bakımı yaptırıyoruz. Atlayarak uzanabilir miyim? Her şekilde. Atlayın daha sonra saat istedim. Cip bakma. Bu ne lan? Bebek olmuş lan bu. Aynen. Bebek gibi olmuşsun lan. Aa.
Tarkan da var. Tarkan'ı gördünüz mü? O zaten başka bir insan olmuş. Zaten popstar hatırı. Abi çok garip hissediyorum kendimi. Abi konuşma. Ben de garip hissediyorum valla. Arkadaşımı buraya getirdiğinde saçı siyahtı, şimdi gri olmuş. Aynen. Kont kar olmuş. Yani sen kendin buraya geldin, saçım var oğlum. Bambaşka. Dublör falan mı oynatıyorsunuz lan? Yok. Gerçek Sefa nerede? Sefa! Gerçek Sefa nerede ya? Sen gerçek misin kral? Kral, beynine falan sopayla vurdun, düzelsin çok da. Vallahi ben şu an kısmi bir şok yaşıyorum. Lan bir de çizik mi attırdın sen kafaya? Serser oldu oğlum kardeşim. Ayy, serseri serseri. Ya Berat abi, harbiden yani Ahmet gerçekten bana bir ömür boyu borçlu artık. Ben onu yani yaşatıyorum ya bu hayatı ona, bambaşka biri yaptım ya onu. Bir ömür boyu bunu unutma Ahmet. Sana ne yaparsam yap aklına bu gelsin, bu iyiliğim gelsin. Gözüme şey salatalık mı koydun Berat abi? Ay yanıyorum. Çok sıcak. Az eteden ver bu ara. Vallahi yanıyorum, dayanamıyorum. Yalçın, gıdıklanıyorum. Yapma. O ne oluyor ya ona? Durun lan. Ayağımı gıdıklıyorlar abi. Popstar Alaturka gel kurtar beni kanki. O kim ya? O kardeşim Rütük, Rütük, Rütük. Rütük. Yudum uyuyacak. En azından dekini aldın. Ne yapacağım ben de bağlay. Dur senin kan dolaşımını hızlandırayım. Oğlum bari video bitsin de öyle bağlı. Tamam. Sonra kararı yok yok. Yok. Bu ayağı böyle abile tutacaksın ki şey olsun, kan dolaşımı hızlı olsun. Nereden öğrendin bunu? Böyle evet böyle kaldı mı kral her zaman şey oluyor, sen söyle. Kan gidiyor. Evet beyne kan gidiyor. Ben de spor bitirdim, aynı şeyi ben de söyleyecektim. Beyne tek seferde kan nasıl gidilir? Neyse ayrıldım, bir daha yapma ama. Tamam. Aa! Lan! Lan en çok zalim şey lazım olacağı zamanlar. Berat abi! Berat abi! Ne oldu lan? Üstüne dayak yemeye mi geldik ya? Para vermem ha! Valla siz de yaptığınız her şeyi açına anlattım. Şimdi benim özümü sizden alayım. Dolabı kırdım. Ay ondan haberi yoktu. Şeyi. Oba! Gerçekten arabada dolabı vardı, kırıldı. Allah kahretsin. Allah kahretsin, beni rezil ettin ya. Abi beni rezil o ettim. Zaman itiraf edeyim, ayıp olmasın. O jacuzzi'nin oradaki dolabın kapağını kırıldı, elimde kaldı. İtiraf etmedim. Allah seni kahretmesin be. Lanet seni. Ben bu harf parasını ödemem ama kendine veriyor bu harf bu adam. Bilseydim böyle rezil olacağımı asla böyle bir şey yapmazdım. Asla böyle çağırmazdım. Sen beni aradığında derdim ki işte konu olmuşum, gelmedeydim sana keşke. Bizi rezil ettin. Baksana bana nasıl bakıyor ya. Baksana ya. Sen de ben bu manzarayı sanki bir de hatırlıyorum. Peşin satan, veresiye satan. Kim ya? Terbiyesiz terbiyesiz, küfür etme be. Her aynaya baktığında aklı çıkıyor bu kim diye. Sensin artık, alış alış. Oğlum bu ben değilimdir ya, başka biridir. Sensin Tarkan. Yemin ediyorum Tarkan'dan mı şeyden Murat Bozcan daha iyi oldu. Onların da saçı protezmiş abisi. Ahmet hakikaten bu kim ya? Sen var ya, baban evde gece yakalar döver hırsız zannedin. Şişirim. Düşünsene haber vermeden gidiyor yatıyor, babası uyanıyor sabah evde biri yatıyor. Kim lan bu? Işır ışır hırsız diye. Ya bunu abi Berat abi bana sulanıp duruyor ya. Bebek olmuşsun bilmem ne olmuşsun. Tamam iyi olmuşsun ben de biliyorum ama niye sen bana yaklaşıp duruyorsun ki? Oğlum saçım var lan. Elleme elleme. Görmemişim bir saç olmuş. Elli saçından inmiyor. Hareketler böyle bak. Bambaşka bir kol. Oğlum elleme elleme. Sürekli elleyesin geliyorum. Niye elleyesin? Hayır bırak. Ama arkadaşlar mükemmel oldu ya. Bilmiyorum benimkini de fena değil de Ahmet ne oldun oğlum sen? Elleme elleme. Elli saçından inmiyor. Elleme ulan. Aynada kendini görünce ki bak normal ortama alışıyor şimdi böyle geliyor geziyor falan. Aynada geliyor böyle. Mazer odasına geldik. İstemeyen tüylerden kurtulduk. Soğuk lan. Ben çok huyluyum ya. Huylanıyorum oğlum ya. Can acıtıyor mu bu? Kıdıklanıyorum. Ne yapıyorsun? Vuruyor mu? Vuruyorum. Fazla acımıyor lan. Aaaa! Acıdı! Ani refleks falan yapmayın. Göze falan gelirse. Acıtıyor lan. Saklanıyor bak
bak çek Mehmet abi çek. Sen falan çek. Niye böyle yapıyorsunuz? Bak bak yakalandın kameralara. Ama güzel. Çok güzel bir video oldu. Ahmet kardeşim yanıma gel. Yanıma da bir şarkı armağan etsene. Yeni sarkı. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. İmaj değişsem oynayış değişmedi. Aynı. Yılanmaz. Mükemmel olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda bekliyoruz. Kimi seçiyorsunuz arkadaşlar? Beni seçenler 1'e basıyordu. Ahmet seçenler 2'ye basıyordu. Hangimiz daha yakışıklı olduk yorumlara yazın. Şimdi hesap ödeme kısmına geldik. İşin en acıklı kısmı diyebiliriz. Aynen Sefa amcam bana çok güzellik yaptı. Bütün YouTube'dan kazandığımız parayla hesabımızı bir şekilde ödemeye çalışacağız. İnşallah Berat abi bizi üzmez. Üzmez. Sevmediğimiz bölümdeyiz. Hesap ödeme bölümündeyiz. Şimdi kardeşim, misafirim, yoldaşım, misafirim. Abi en kıcık aldığım yerdeyim. Ortadayım yani şimdi. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Abi şimdi bu arkadaşları yanıma getirdim. Abi bu arkadaşları yanına getirdim. Misafirlerimi yanına getirdim. Özel isteklerimiz de var birkaç tane. Bu baby face yüzü yaptım. Abi yani şimdi bizim günahımız nedir? Nedir bu işin günahı? Şimdi öncelikle yapılan işlemleri size bir anlatayım. Evet. Sefa Bey'e 300 TL bedelimi yapıldı. Tamam. 200 TL sakal tasarımının bedeli, 70 TL kullanımı, 250 TL cilt bakımı yapıldı. Jacuzzi hizmeti kullandı 100 TL. Tamam. Vücut ve koltuk altı lazer yapıldı 600 TL. Tamam. 150 TL de manikür yapıldı Sefa Bey'e. Oh, sağ olun. Sefa Bey bayağı bir şeyler yaptırmış. Aynen. Senin saçın zaten şey Ahmet pahalı. Ahmet Bey'in daha tuzlu. Tuzlu pahalı. Sizin daha yakın alalım. Abi benim dayım var yanımda. Size 3500 TL protez yapıldı. Bak 3500 TL tek kalem Ahmet'in saçı tutuyor zaten. Benim yalan ne? Yaptırırken bağ mısın? Benim en pahalı kalemim ne? Lazer mi boya mı? En pahalı lazer benimki 600 TL. Ahmet'in bir tek saçı 3500 TL. Ahmet Bey'e 250 TL cilt bakımı yapıldı. 70 TL kulak 100 TL, jacuzzi bölümünden faydalandı, bitmedi. Sizin değerli ekibiniz de kamera arkası. 3 saç sakal tasarımı var 600 TL. 2 kulak mumu var 100 TL. 3 cilt bakımı var 750 TL. 2 jacuzzi hizmeti var 200 TL. 2 keratin bakımı var 400 TL. Bir de bunun dışında ekibinizle birlikte 250 TL yemek ve sigara falan alınmış. Bir de sizin istediğiniz ürünler de burada. Tamam. Hepsi toplam 8.730 TL. Abi Allah'a emanet, hayırlı akşamlar. Ahmet, aynen güzel para. Kendinize iyi bakın. Sefa, ben şeyden evdeyim. Gel gel. Beni ararsın. Pazarlık abi, sen yardım gel. Pazarlıkta tamam. Sen aray bulacaksın, gel. Abi ya ne yapsın abi, gel bir ortaya. 8.700 5 ver. Benle değil oğlum, adamlar kazandı. Dur 5 ver. Ben param yok. Çakal bir de ben mi ödeyeceğim lan? Sağ olsun parayı? Berat abi de çok yardımcı oldu. Ahmet'i de ben de güzel bir imaja soktu. Hakkıdır. Hani bütün her şeyi tek tek yazdı. Biraz abi. Elin titremesin. 8.750 ne yapsın? Söyle arayı bul. Berat abi yani arayı bulayım. Kurban olayım yani sen de misafirimizdi, sen de bizim abimizsin. Orta yol ne olur? Seni ne kurtarır? Yok. Ben 5 vereceğim. 50 lira. Ne kadar abi toplam? Şimdi ya bir yaklaşık 1700 indirim yaparsın. Ne senden ne bende? 5250. Bizim kazanmışsın sen ver. Şimdi niye kazanan pazarlıkçı olan kısım benim. Sen arkadaşlar değil mi? Ne var ya kardeşler bir saç ısmarlamışsın. Yaklaşık 5 saati sizinle uğraşıyor. Destekle yani. İyi gidiyor. 5250 güzel. 5250'ye kapatalım abi. Olmaz. 5 şu. Bak belediyeyle 2005 saat sizinle uğraşıyoruz. Gerçekten. Ne 5'i? Öğlen 2'de geldik. Saate bir bak göster. Öğlen 2 miydi geldiğinde? Evet. Çok saat gece 12 çok. Maşallah. Bana 5 saat gibi. 10 buçuk saattir buradayız. O zaman bir dakika kardeşim. Ne senin dediğin olsun,
Ne onun dediği olsun, sadece benim dediğim olsun. 6250. Yok yok 6000 abi. 6250. Seyircilerim. Ya bu yaklaşık 5-6 saatte sizlerle uğraştırdım. Tamam, 6000'e bağlandık arkadaşlar. Bir dakika ya, bir dakika. Hayır, YouTube reklamı da yaptım, manyak mısın? Hayırdır abi, vermiyor. Vermiyoruz. Vermiyor. Hadi. Gidip bak döktüreyim bunları. Kardeşim bana saç ısmarladı. Yok yok ben ısmarlamadım, yok yok. Sizi çıkarıyorum ha. Ben ısmarladım. Vallahi saçımı verme. Abi eline koluna sağlık, Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim. Sevgilere sana 6000. Bir şey söyleyeyim. Yani başımız iyiyiz var. İçeriye verdiniz, geldiniz buraya. Ama hani böyle... Ama şimdi şaka falan yana da beraber böyle yani. Sen ne diyorsun? Sesini çıkarmaz yani. Sen ne diyorsun? 6500. Emre onu o kadar kurtarıyordur aslında. Yani azalma bitirelim artık Berat abi övmeye geçelim. 8700 liralık gerçek bakım yaptırdık. Bütün her şey tek tek kalem kalem yazıldı. Ekranın yan tarafında da yazacağız göreceksiniz. Sağ olsun büyük bir indirim yaptı. Evet bence de. 8700 lirayı 6500 liraya. Çek hadi bir an önce çek buradan. Hadi bir an önce çek buradan. Yaptığı işler var ya bence daha fazlasını hak ediyor. Ama normalde Ahmet'in saçını 5000 liraya yapıyorlar dışarıda. Bana arkadaşınız mı? Aslında şey ekstra da vardı. Doğalı kırmızı jacuzzi'nin oradaki doğalı. Buradan bir misafir yani bizim yani, hatırımıza verdi. 6500 lira. Şimdi gel de burada tıraş olma şimdi. Gel bakım yaptırma. Yukarıdaki buzdolabını kırmış, kapağını abi kırmış. 6500 lira para veriyorum ha, bilardo masasını almadım hadi bu el. Evet, şifren gir. Bebeğim şifreni gir. Basıyorum. Yok önce şifreni girmem lazım. Bas! Onda bitti maşallah! Kaçık divara yazdım, ben de bitti diye geçmişim çok sinirim. Bu videonun da sonuna geldi, bir dakika kaçırken kendinize bakın. Bundan sonra Ahmet Mazlı bana bir cam borçlu, saç borçlu pardon. Evet, saç borçlu. Berat abi ve ekibi bugün çok güzel bir performans sergiledi. 10,5 saatte bizimle uğraşıyorlar. Gerçekten uğraştıklarına da değdi. Bence Berat abinin de kanalımıza buraya bırakalım. Hele bir bakın bu adam ne yapıyor? Şimdi 6500 lira bir masraf yapmış da ne yapıyor yani? Bu adam necidir de bu kadar para tutuyor? O zaman şöyle yapalım. Alt taraftaki linklere, açıklamalara Berat abinin kanalını aynen koyuyoruz. Bu tarafa bizim kanalımızı koyuyoruz. Bu tarafa Yalçın'ın kanalını koyuyoruz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Çok çılgın videolar gelecek. Hepinizi seviyoruz. Sevgiler.